Her şeyden haberim var, General. Rıza Bey'in ölmesindense yaşaması bizim menfaatlerimiz için daha münasip. Bu sebeple Mirleva Tevfik'le işbirliği içindeyiz. Ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum komutanım. Düşündüğünüzü bilmek isterim. Size daha evvel de birkaç kere izah etmiştim. Ben Mirleva Tevfik'e sizin kadar güvenmiyorum. Fakat bu sefer Rıza Bey isteğimiz dışında adım atmayacaktır. Ne sebeple böyle düşünüyorsunuz? İstediğimiz dışında hareket ederse oğlu ölecek. Görüyorsunuz ya, artık Rıza Bey'le de ortak bir noktamız var. İkimiz de evlatlarımızla sınanmaktayız. Rıza Bey istediğimizi yapmazsa oğlu ölecek. Benim oğlumu ise ölümden kimse kurtaramayacak. Albay, Leon'un sorgusuyla siz alakadar olun. Emredersiniz. Divanı harbi toplayın. Demen yargılanacak. Kumandan. Affınıza sığınarak bu kadar acele etmeseniz belki başka bir yolu bulunur. Nasıl bir yol olabilir Cevdet? Oğlumun ihanetini örtbas etmek mümkün mü? Üstelik kendisi suçunu itiraf etmişken, bir mektup bırakıp beyan etmişken. Kumandan, benim bugüne nasıl geldiğimi en iyi siz bilirsiniz. Sırtımdan vurulmuştum ve beni siz kurtarmıştınız. Ne Osmanlı ordusuna ne de Osmanlı devletine hiçbir itimadım kalmamıştı. Leon'u düşününce, Leon'un böyle bir vaziyeti olmadığı aşikar. Onun bu ihaneti büyük ihtimalle bir anlık bir gafletten ibaret. Bu hatasını telafi etmesi için ona bir fırsat tanıyabiliriz belki. Sizi dinliyorum general. Rıza Efendi yanlış cenahtaydı. Lakin benim önerimle padişahımıza hizmet eder hale geldi. O da Mustafa Kemal meselesinde benimle aynı fikirde artık. Zafer'in padişahımız efendimiz saflarında olduğunu biliyor. Rıza Efendi'yi sen ikna ettin yani, öyle mi? Rütbemi boşuna yükseltmediler Azize. Bu tip meseleler maharet ister. Bu maharetin bende olduğuna ikna oldular ki beni minriva yaptılar, öyle değil mi? Doğru yapmazlardı. Bütün çabam bizim için. Çocukların istikbali için. Memleketin istikbali için. Tevfik, bir şey ister misin? Evet. Elinden bir kahveye hayır demem. Tamam, ben hemen yapayım. Muhterem Rıza Bey, vatanın müdafası, milletin istikbali için misak-ı millinin meclis-i mebusanda oynanarak kabul edilmesi elzemdir. Zat-ı alinizin başkanlığında toplanacak olan heyete bu hususun ehemmiyetini izah etmeniz, vatanın bölünmez bütünlüğünün milli iradenin kudretiyle kabul edilmesi, bugün ve yarın karşımıza çıkması muhtemel bedhahların niyetlerini evvela birliğimiz karşısında bertaraf etmek için hayatidir. Derhal yola revan olmanızı, İzmir vilayetinden çıkacak vekiller Kamil Bey'e ve Ali İhsan Bey'e iştirak ederek
İstanbul'a ulaşmanızı ve muvaffak olmanızı niyaz ederim. Mustafa Kemal Paşa. Kardeşin nerede? Allah bilir nerede olduğunu. Sen bileceksin efendim. Kardeşin o, seni mukayyet olacaksın. Değil. Kardeş kardeşe bunu yapar mı hiç? Yok benim artık öyle bir kardeşim. Bana bak. Bana bak, derhal lafını geri al. Dünkü imanda zinhar bir daha duymayacağım. Senin kardeşinle Teğmen arasında bir şey olamaz. Öyle mi? Niye? Zat-ı şahaneleri böyle bir şeye tenezzül etmez değil mi? Hep en kıymetlisi o değil mi? Bıktım ben artık sürekli ona iltimas geçirmesinden. Bıktım artık ben sürekli kabahatli çıkmaktan. Yıldız, edebini takın yeter. Yeter? İftira ediyorsun kardeşine. İftira ha? İyi, öyle olsun. Sen kızını müdafaa etmeye devam et. Her zaman yaptığın gibi. Allah'ım ya Rabbim. Ay Allah'ım ya Rabbim, sen sabır ver bana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.